Birine alerjik rinit tanısı nasıl konur dersiniz? Aslına bakarsanız alerjik rinit oldukça sık görülen bir hastalık. Doktorlar bu hastalıkla sıklıkla karşılaştıkları için alerjik rinitin tanısı çoğunlukla hasta geçmişinin incelenmesi ve muayene sonucunda konulabilir. Ve eğer hasta alerjik rinitin tüm belirtilerini gösteriyorsa tanının konması son derece kolaydır. Bu belirtiler neydi bir hatırlayalım? Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, göz sulanması, Göz kaşıntısı ve hapşırmayı belirtiler arasında sayabiliriz. Bu belirtiler eğer mevsimsel ya da belirli bir alerjene tepki olarak ortaya çıkmışsa tanı koymak daha da kolaylaşır. Evet, bu gibi durumlarda alerjik rinit için teşhis koymak oldukça kolaydır ve çoğunlukla da başarılı bir şekilde tedavi edilir. Peki ya kafamızda hala bazı soru işaretleri varsa? Örneğin belirtiler mevsimsel değilse ya da hasta doktora sadece göz sulanması ve hapşırma şikayetleriyle geldiyse bu durumlarda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulur ve genellikle cilt testlerine başvurulur. <laughs> cilt testi deyince kulağa belki biraz vahşi bir şeymiş gibi gelebilir ama hasta geçmişinden sonra alerjik rinit tanısı için başvurulabilecek en hassas ve en etkin yol cilt testidir. Bu testin uygulanabilmesi için geniş bir cilt yüzeyine ihtiyaç vardır. Ve bunun için de genellikle hastaların sırtları, kolları ya da ciltlerinde bunlara benzer geniş olan bir bölge kullanılır. Test, her bir alerjen barındıran başka bir deyişle üzerlerinde hastanın alerjisi olabileceği düşünülen etmenler bulunan bir sürü iğnenin hastanın cildine batırılması şeklinde uygulanır. Aynen şu an çizmekte olduğum gibi bu iğneler hastanın sırtına uygulanır. Testi uygulayan kişi takip edebilmek için kalıcı bir kalemle her uygulamaya bir numara verir. Uygulamadan sonra 15 dakika beklenir ki bu esnada cildin alerjene tepki vermesi için yeterli bir süre geçmiş olur. Hı, mesela bu hastada bu iki iğnenin batırıldığı yerde şişlik meydana geldiğini düşünelim bu durum hastanın bu iğnelerin içerdiği alerjenlere tepki gösterdiğine yani bu iki alerjenin hastalıktan sorumlu olduğuna işaret eder. Hastanın sırtı bu testten sonra bir müddet şiş ve kızarık kalarak kaşınır ama testin etkisi çok uzun sürmez. Bu test sayesinde hastanın nelere alerjisi olduğu konusunda epey iyi bir fikre sahip oluruz. Mesela ekrandaki örnekte eğer hastanın evinde bir kedi varsa test sonucunda belirtilere sebep olanın kedi olduğu anlaşılabilir. Ya da belirli bir cins ota ait polenlerin bu alerjiye sebep olduğu düşünülüyorsa, hastadan eve gelirken yürüdüğü yolu değiştirmesi istenebilir. Bazı durumlarda hasta bu alerjenlerin hiçbirine tepki göstermez. Neler olup bittiği hakkında doktorların aklında hala soru işaretleri vardır. Cilt testinin sonuçları şüphelidir ya da hasta yaşı veya bir cilt hastalığı yüzünden cilt testini yaptıramamıştır. Eğer durum böyleyse kan tahlillerine başvurulur. Kan tahlilleri herkes tarafından yapılabilir. Evet, işin içinde bir iğne var ve insanlar genellikle iğnelerden hoşlanmaz ama bazı durumlarda kan tahlilleri cilt testlerine tercih edilebilir. Hatta eğer cilt testine ciddi bir reaksiyon olabileceğinden şüpheleniliyorsa bunun yerine kan tahlili istenebilir. Alerji vakalarındaki kan tahlillerinin amacı, hastanın kanında alerjiye sebep olan belirli antikorlar bulunup bulunmadığını incelemektir. Alerjik rinit ve alerji vakalarının çoğunda aranan antikorun adı immunoglobulin ya da kısa adıyla IgE'dir. Vücudumuz birçok farklı IgE molekülü ya da IgE proteini üretir ve her IgE farklı bir alerjene bağlanır. Örneğin kedi tüyüne alerjik olan birinin kanında kedi tüyüne bağlanacak antikorlar bulunur. Bu amaçla geliştirilen testlerden ilkinin adı RAST testi. RAST'ın açılımı Radyoallergo Sorbent testi. Bunun hakkında çok fazla detay vermeyeceğim. Çünkü RAST'ın yerini günümüzde floresan ya da alternatif olarak enzimler kullanılarak yapılan daha yeni ve hassas testler almıştır. Enzim testi Eliza testi olarak da biliniyor. Eliza'nın açılımı da enzime bağlı bağışıklık analizi demek. Evet, şimdi bu testlerden biraz daha detaylıca bahsetmek istiyorum. Çünkü yaptıkları iş aslında oldukça ilginç. Bu tarz testleri geliştiren birkaç tane şirket var. Testte içinde bazı alerjenler bulunan katı bir madde bulunur. Mesela bu örnekteki madde polen olsun. Bu bir test tüpünde ya da bir deney plakasında yapılabilir ve genellikle aynı anda birden çok alerjen test edilir. Hastanın alerjeni bu katı maddeye konduktan sonra katı madde hastanın serumu ile yıkanır. Hastanın serumunda yani kanında az önce bahsettiğimiz IgE molekülleri bulunmaktadır. IgE moleküllerinin Y harfine benzeyen şekilleri vardır ve bunlar alerjene bağlanabilirler. Serum akıp gittikten sonra geriye katı madde, bağlanmış alerjenler ve IgE molekülleri kalır. Sıradaki adımda testi yapan firma ortama IgE moleküllerine bağlanan bir başka antikor salar. Bunlar da Y harfi şeklindedirler ve testi yapan firma tarafından ELISA testi için bir enzimle ya da floresan testi için floresan bir madde ile işaretlenmişlerdir. Teste sonradan eklenen uçları işaretli bu antikorlar, Çözeltinin rengini değiştireceğinden test türüne bağlı olarak enzimin aktivitesine ya da floresan rengin ortaya çıkmasına bakılabilir. Bu sayede IgE moleküllerinin ne kadarının antijenlere bağlı olduğuna veya bu hastanın kanında polene bağlanan IgE molekülü bulunup bulunmadığına karar verilir. Örneğimizdeki durumda kanda polene bağlı IgE bulunması hastanın polen alerjisi olduğu anlamına gelir. Cilt ve kan testlerinin yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçları olabileceğini de bilmelisiniz. Yani bir hastanın alerjisi olmamasına rağmen test sonuçları hastanın alerjisi olduğunu ya da alerjisi olmasına rağmen alerjisi olmadığını gösterebilir. Yine de hasta geçmişi ve cilt testinin yanında kan testlerinin de oldukça faydalı bir alternatif yöntem olduğunu belirtelim. Öte yandan kan tahlilleri birçok aşama içerdikleri ve sürekli geliştirilmeleri gerektiği için oldukça pahalı. Yani diğer alternatiflere göre böyle bir dezavantajı var. E, tabii bir de hastadan kan almanızı gerektirdiğini de unutmayalım. Evet, testlerin neler olduğunu öğrendik. Şimdi testleri yaptığımız hastamıza alerjik rinit tanısı konduğunu varsayalım. Peki şimdi ne olacak? Tabii ki tedaviye başlanacak. Tedaviyi Hücresel seviyede anlatarak başlamak istiyorum. Hastalığı anlatırken yaptığımız gibi yine nazal mukoza hücrelerini çizelim. Buraya bir tane de fazlaca tepki gösteren bağışıklık hücrelerinden ekliyorum. Alerjisi olan birinin nazal mukozasında bu hücrelerden bir sürü bulunur ama ben şimdilik sadece birini çizmek istiyorum. Bu hücrenin ya bir bazofil ya da bir mast hücresi olduğunu hatırlayın. Evet, hücremiz aşırı tepki göstermiş ve buradaki alerjene, yani mesela polene karşı aşırı hassas bir durumda. Hücre, IgE moleküllerini ürettiğinde polen bu moleküllere bağlanacak ve hücreyi tepki vermesi için uyaracak. Tabi bu tepki alerji vakalarında çok şiddetli derecede gerçekleşen bir tepkidir. Potansiyel tedavilerden ilki alerjenden kaçınmak ve bu sayede buradaki polenin IgE molekülüne bağlanmasını önlemektir. Yani mesela polenle verdiğimiz örnekte havadaki polen miktarı arttığında hastadan çok sık dışarı çıkmaması istenebilir. Çok ciddi durumlarda ise hastaya bulunduğu yerden taşınması bile önerilebilir. Zaman zaman alerjeni engellemek, mesela eğer alerjen çok sevdiğimiz kedimizse ya da alerjenin ne olduğunu tam olarak bilmiyorsak mümkün olmayabilir. İşte bu yüzden de başka tedavi yöntemlerinin de var olması harika bir şey. Şimdi de size alerji durumunda yaşanan ikinci aşamadan bahsetmek istiyorum. Bu hücre polene tepki gösterdiğinde inflamatuar moleküller salgılayacak ve bu moleküller de bu hücrelerin aşırı tepki vermelerine sebep olacak. Bundan sonra kan damarları sızdırmaya, çevre dokularda şişmeye başlayacak. Hücreler aşırı seviyede mukus üretecek ve alerjik rinitin diğer tüm belirtileri de baş gösterecek. Yaşanan tüm bu olayların bu hücrenin salgıladığı inflamatuar moleküllerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu yüzden de sıradaki tedavi enflamasyonu azaltmaya yönelik bir tedavi. Birçok araştırma bunu yapmanın en iyi yolunun steroidler olduğunu ispatlamıştır. Steroidler çoğu zaman nazal mukozaya doğrudan uygulanır. Steroidlerin karmaşık bir mekanizması olmasına rağmen sonuç olarak yaptıkları şey enflamasyonu azaltmaktır. Bazı vakalarda bunun yeterli olmadığı görülür. Ve işte o zaman enflamasyona sebep olan diğer etmenlere hedef almamızı gerektirecek durumlar ortaya çıkar. Bu hücrenin salgıladığı enflamatuar moleküller arasında en önemlisinin histamin olduğunu söyleyebiliriz. Histamin buradaki iltihabın oluşmasında en önemli rollerden birine sahip. Diğer hücrelerin tepki verebilmeleri için histamini saptamaları gerekir. Histamini saptamak içinse buradaki diğer hücreler hücre zarlarındaki belirli bir reseptörü kullanırlar. Bu reseptörün adı histamin 1 ya da H1 reseptörü. Enflamasyonu engellemek için yapılabilecek şeyler arasında histaminin H1 reseptörüne bağlanmasını engelleyen antihistaminlerin kullanımını da sayabiliriz. Bunu yani antihistaminleri hücrelerin H1 reseptörlerine bağlanmak üzere olan histaminlerin önüne kırmızı birer çizgi çizerek gösteriyorum. Ha, bu arada histaminin enflamasyona yol açan tek molekül olmadığını da bilmelisiniz. Bu hücreler nazal mukoza ve çevre dokuları etkileyen farklı moleküller de salgılıyorlar. Bu aşamalara dahil olan moleküllerden bir diğeri lökotriyen ve bunun da ilaç kullanımı ile engellenmesi mümkün. Aynen histaminde olduğu gibi buradaki hücrelerin yüzeylerinde lökotriyen reseptörleri de bulunuyor. Dolayısıyla tedavide kullanılabilecek son bir yöntem de lökotriyen inhibitörleri. Lökotriyen inhibitörlerinin birkaç farklı hedefi olabilir. Bunlar da aynen H1 reseptörlerini bloke eden antihistaminler gibi bağlanma sahasında iş görebilirler veya hücre içine girerek lekotrienin işleme mekanizması üzerinde etkili olabilirler. Bunu da hücrelerin bazılarının içine koyduğum bu çizgilerle gösteriyorum. Araştırmalara göre lekotrien inhibitörleri çok da etkili değil ama diğer tedavi metotları işe yaramadığında farklı bir alternatif olarak kullanılabiliyorlar. Gördüğünüz gibi Alerjik rinit dünyanın sonu değil. Bir kere alerjik rinit tanısı kesin olarak konduktan sonra neyse ki hemen uygulanabilecek etkin tedavi yöntemleri bulunuyor.